Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Durumlar, vaziyetler, sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah. Video başlamadan önce tekrardan ülkemizin başı sağ olsun. Yaşadığımız felaketten, depremden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, tabi bunlar şehit mertebesine giriyorlar. Rabbim rahmet merhamet eylesin inşallah. Yaralılara acil şifalar versin inşallah. Ben kısa zamanda da işte yaralarımızı sarmaya Rabbim yardımcı olsun inşallah. Hani bugün sizlere böyle bu ikinci alım, ondan sonra üniversite personel alımlarına biraz değineceğim. İşte hani biliyorsunuz ki depremle birlikte yani bir anda ülkenin gündemi yani hepimizin yani bireyden tut ta devlete kadar herkesin birden gündemi değişti. Bunlara değineceğim. Aynı zamanda üniversite hastaneleri de biliyorsunuz ki yani alımlara çıkmıştı, çıkmaya devam ediyor. Oraya da değineceğim inşallah. Hani ben de biraz hastaydım yani bir haftadır hastayım böyle. Yani kendimi tam iyileştim diyemem çünkü şiddetli bir baş ağrısı, ateş vardı. Biraz da boğazlarım daha şişmişti yani. Yani yavaş yavaş toparlanıyoruz. Dünden beri biraz daha iyiyiz böyle. Yani Kasım, Aralık, Ocak ayları güzeldi. Şubat'la birlikte böyle hava aniden bozuldu. Yoğun kar yağışı, yoğun yani şiddetli bir soğuk bir hava vardı Erzurum'da burada. Herhalde onlardan da dolayı olabilir. İşte ondan sonra ülkemizde deprem yaşandı. İşte o psikoloji de insanı ister istemez etkiliyor böyle. Bunları böyle düşündürdüğümüz insan harbiden hani kendinden düşmemek elde değil. Rabbim sağlık sıhhat versin cümlemize, hepimize, herkese. Tekrardan Türkiye'mizin, milletimizin başı sağ olsun ve videomuza geçelim. Arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın ikinci alımı biliyorsunuz ki hemen birinci alımdan sonra yapılacaktı ki zaten alım oldu, işte diğerleri yerleşti, göreve başladı, göreve başlayan arkadaşlarımız oldu. Hala zimmeti bekleyen arkadaşlarımız var mı? Yani sanırım yok diye biliyorum yani bitti ya da çok az kaldığını düşünüyorum böyle. İkinci alım yani benim beklentim Şubat ayındaydı. Şubat ayında alıma çıkma yönündeydi. Ama ülkemizde deprem olduğundan dolayı işte yani tamamen ülkemin gündemi bir tane yani yani şimdi evet deprem oldu. Deprem sadece bir bölgeyi, bir şehri, bir ili etkilemediği için neredeyse işte evet 10 tane il hasar aldı ama hissettiren, şey yapan iller böyle daha fazla. Yani bunları düşündüğümüzden ülkenin yoğun nüfusu yerlerden bir tanesi de oralardı işte Antep, Maraş, Urfa, Hatay gibi yerler. Diyarbakır gibi yerler. Yani bunlar büyük şehirler ve nüfusu da epey kalabalık. Milyonların üstünde bir kitleye sahip bir yani insan yaşıyor orada. Şimdi bunlar olduğundan dolayı yani ikinci alım da dolayısıyla yani gündemden kalktığı için ertelenebilir. Şimdi iki tane komploya geleceğim. İki tane düşünceme geleceğim böyle. Eğer bu yani seçim biliyorsun seçimin Mayıs ayında yapılacağını konuşuyorlardı. İşte depremle birlikte bu da biraz daha işte gündemden düştü. Yani öyle görüyorum ki eğer Mayıs'ta seçim yapılırsa arkadaşlar yani ben 15 Mart'a kadar yani bugün ayın 22'si bir iki hafta içerisinde eğer bu alım gerçekleşmezse acil bir şekilde yani önceki Sağlık Bakanlığı çıkıp acil bir şekilde biz hemen işte ikinci alımı beklettiğimiz alımı hemen alacağız diyebilir. Ama eğer bu 2 hafta içerisinde yapmazsa ben öyle görüyorum ki ve eğer seçim de Mayıs ayında yapılırsa bu ikinci alım büyük ihtimalle çok çok büyük ihtimalle işte seçimden sonrasında işte ne zamanı düşüyor işte Mayıs'ta seçim olursa Haziran'da da olmaz. Böyle Haziran Temmuz'dan sonra belki de yazdan sonra da yapılabilir veya farklı bir değişiklikle yapılarak yapılabilir. Yani mevcut hükümet ne olur ne biter. Yani hükümet değişir çünkü belki şu anki Sağlık Bakanlığı değişir. Yani bütün yetkililer yani değişebilir. Bu tamamen seçime bağlı. Çünkü seçimle birlikte şu anki mevcut bakan ve bakanlar da değişecek. Onların da görevleri
tamamlandığı için bir nevi yeni bir hükümet, yeni bir şey kurulacak. Yeni bir bakan şey olacak. Bunları göz önüne bulunduğunda benim düşüncem o ki Mayıs'ta seçim olursa ikinci adım ve 2 hafta için 15 Mart'a kadar yani Ramazan gelmeden önce şey yapılırsa ikinci adım gerçekleşmezse artık seçimden sonra ikinci adımı bekleyebiliriz. Ha seçimler zamanında yapılırsa 18 Haziran'da yapılırsa ta ki bu Nisan'a kadar da yani Mart ayı içerisinde beklediğim ve Nisan ayında da belki de yapılabilecek. Yani şöyle bir durum da var. Hep böyle bir parantez bırakıyorum. Hani yani sonuçta şu anda en büyük yani ne kadar şey olursa olsun sağlık üzerinde yani sağlık çalışanların üzerinde büyük bir yük, büyük bir yani ihtiyaç olduğu için böyle hani Sağlık Bakanlığı çıkıp işte hemen acil bir şekilde yani pandemide olduğu gibi arda arda alımlar da yapabilir. Bu tamamen işte bu önümüzdeki süreçlerde göreceğimiz durumlar. Bu da ne zamana kadar işte yapılırsa Mart'ın ortalarına kadar ya da en geç Nisan'a kadar, Nisan'ın başına kadar bunlar tamamen netleşecek. Gelelim üniversite hastaneleri. Biliyorsunuz ki üniversite hastaneleri bir bir alımlara çıktı. Yani neredeyse yani bütün üniversiteler yani çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Yani onu da şöyle bağlıyorum. Ben diğer videomda da söylemiştim. Önümüzde yani artık belli bir seçim var. Seçim geliyor. 2023 seçimleri geliyor. Ve bu seçim çok çok önemli. Gerçekten çok çok önemli. Yani bütün A'dan Z'ye herkesin önemsediği bir seçimdi. Şimdi üniversite hastaneleri de dolayısıyla şöyle bir mantıkla hareket ettiğini düşünüyorum. Seçim gelmeden mevcut eksiklerini, mevcut alabilecekleri işte boş kontenjanlarını doldurmak için alımlara çıktı ve çıkıyorlar da. Bunlar da aynı şekilde işte Mart bitmeden, Nisan gelmeden böyle o tarihler arasında tamamlamak. Zaten seçim Mayıs'ta düşünüldüğü için bunlar da hani seçim eğer Mayıs'ta olacaksa bir an önce eksik olan veya ihtiyaç olan kontenjanları doldurmak için personel alımlarına çıktılar ve çıkıyorlar. Ki bu da öyle olacak. Yani kısacası gerek üniversite hastanelerinde, gerek Sağlık Bakanlığı'nda, gerek başka kurumlarda ben Mayıs ayında, Haziran ayında, Temmuz ayında, bilakis bu 3 ayında Mayıs, Haziran, Temmuz bu 3 ayında herhangi bir alımın yapılacağını düşünmüyorum. Bu aylarda alım beklemek çok çok düşük ihtimal diye oran veriyorum. Çünkü seçim arifesi başlayacak, seçimler olacak, seçim sonuçları, ondan sonra resmi işte seçimlerin resmi sonuçları gelecek, yeni hükümet kurulacak. Yani bunları düşündüğümüzde yani ben mesela Temmuz'u şey yapıyorum ama bu Ağustos'u da ekleyebilir. Ondan dolayı yani size yani bizim için yani sizler için, öğrenci arkadaşlarımız için sizler için nasıl bir yol haritası çizmenizi ya da çizmelisiniz diye soru yöneltecek olursanız size de bu doğrultuda işte diyelim ki puanları hep diyorum puanlı işte hani sınırda olan puanı düşük olan arkadaşlarımız farklı kurumlarda, üniversite hastanelerinde, farklı farklı birimlerde puanlarınızı değerlendirebilirsiniz, başvuru yapabilirsiniz ki yani hiçbir şey belli olmuyor çünkü. Bakın yani deprem olmayana kadar ülkemizdeki gündem işte hani gündemde olan her şey farklı bir şeydi. Depremle aniden değişti yani. Yani tüm bunları biz bilemediğimiz için, bir de öngöremediğimiz için hani değişiklikler olabilir. Siz elinizden geleni yapın. Yani diyelim ki üniversite hastaneleri personeli çıktı. Siz de başvuru yapın. Siz de değerlendirmeye çalışın, yapın. Elinizden geldiği kadar puanlarınızı o şekilde değerlendirin. Başka ekleyeceğim ya da söylemek istediğim şeyler var mı? Yani gerçekten bu yaşanan deprem çok çok üzücü. Yani her alanda ülkemizde hatta dünyada bile yani ses getiren ve dünyada da sayılı örneklerinden bir tanesi. Çok büyük bir afet. Yani binlerce insanımız şehit olduğu depremde. Yani A'dan Z'ye işte beni etkilemiyor ya da beni umursamıyor
diyebilecek insanı ben tanımıyorum. Eğer öyle deniliyorsa da zaten ben ona insan demem. Gerçekten yani herkesi A'dan Z'ye, küçükten büyüğe herkesi etkiledi ve etkileyecek de. Yani böyle bir gerçeğimiz var. Deprem diye bir gerçeğimiz var. Yani bizler bunlarla yaşamak zorundayız. Ona göre tedbirimizi almalıyız. Hani etkileyecek, yani etkileyecek. Onun için alımların şu anda durakladığını, belki de seçimden sonra yapılacağını öngörüyorum böyle. Eğer seçim Mayıs'ta olursa Mart 15-20'ye kadar, bilemedim Ramazan'a kadar bu alım oldu oldu, olmadı seçimden sonra beklemek en mantıklısı. Yani seçimden sonra yapılacağını düşünüyorum. Biraz çok zaten yani 20 yıllık bir hükümet var, yani 20-21 yıllık bir hükümet var. Az çok aklı selim bir insan, bir gündemi takip eden, işte araştırmayı seven insan yani az çok tahmin eder. Yani şimdi bana bakarak benim neler yapabileceğimi, neler yapamayacağımı az çok tahmin edersiniz. Çünkü tanıyorsunuz. 20 yıldır bize bu, mesela ben 24-25 yaşındayım. Yani neredeyse gözlerimi açtığımdan beri bu hükümeti görüyorum. Az çok işte neler yapabileceğini, neler edeceğini de az çok tahmin ederek yapabiliyoruz. Onun gibi inşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Tekrardan ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Vefat eden şehit kardeşlerimize Allah rahmet eylesin, merhamet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastalara da, yaralanlara da acil şifalar diliyorum. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Yani birbirinizin değerini, birbirinizin kıymetini bilin. Ona göre yani. Dünya bugün var, yarın yok.